İyi akşamlar. Hazır mıyız? Öncelikle tabii ki çok üzgünüz. 2-0 öne geçtiğimiz, bu kadar eksik sayıda oyuncumuz olmasına rağmen 2-0 öne geçtiğimiz maçı 3-2 kaybetmek bizi gerçekten üzdü. Girdiğimiz çok sayıda gol pozisyonu vardı. Oyunun büyük bölümünü hem skor olarak hem oyun olarak üstün götürdüğümüz bir maçtı. 2-2'den sonra yine girmiş olduğumuz gol pozisyonları vardı. 3-2'yi yakalamış olsak, hele hele bir penaltı pozisyonu var. Sagal'ın çektiği şut sanırım, kaleciden dönen topta Fabiano'nun topu aldığında rakibin stoperinin, zannediyorum stoperiydi, yaptığı hareket %100 penaltı. İçeride ben seyrediyorum. Yani neye göre değerlendiriyorlar, nasıl değerlendiriyorlar VAR hakemi? Yani nasıl değerlendirdiklerine ben anlam veremiyorum. Hiç kimse beni inandıramaz o pozisyonun penaltı olmadığına. İçeride defalarca seyrettim. 2-2 maç. Hakem, oyunu yöneten hakem son derece iyi bir maç yönetti. Pozisyonu gördü, kararsız kaldı. Vücut dilinden anladım, VAR'a bıraktı. VAR'a bıraktı, VAR'dan dönsün diye. Ama sonra ben içeriden geldim, yine izledim. Yani %100 penaltı. Yani neye göre karar veriyorlar, nasıl karar veriyorlar? Yani anlam veremedim. Hele hele bugünkü penaltı pozisyonumuza. Yani bana hiçbiri anlatamaz. Ne VAR'dakiler, ne oyun yöneten hakemler, ne dışarıdakiler. Bu pozisyonun penaltı olmadığında beni kimse ikna edemez. Biz o golü atsak 3-2, bakın buraya 7 tane 8 tane eksik oyuncuyla gelmişiz. Kalemizde PAF takımdan çağırdığımız Abdülkadir oynuyor. Ona da hayırlı olsun. İyi de bir oyun oynadı. İyi de bir oyun sergiledi. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türk futbolu bir kaleci kazanmış olur. PAF takım kalecimizle oynuyoruz. Bir mücadelenin içindeyiz. Ama VAR'daki arkadaşlar yani nasıl karar veriyorlar anlamadım. Bir konuya daha geleyim. Maç periyotlamasında bu hafta 7 günde 8 günde 3 maç oynadık. Bu 3 maçta her birinde rakiplerimiz birden bir gün fazla dinlendi. Bugünkü Antalyaspor'da 5 gün dinlendi. Biz yine 4 gün dinlenip geldik. Bir önceki maçta Kasımpaşa maçında rakibimiz 3 gün dinlendi. Biz 2 gün dinlendik. Bundan sonraki maç periyotlamasına baktım. Yine geçen hafta da ben konuşmuştum maçtan sonra. Geçen hafta açıklandı önümüzdeki maç periyotlaması. Biz 2 gün dinleniyoruz, oynayacağımız rakip 3 gün dinleniyor. Biz 3 gün dinleniyoruz, oynayacağımız rakip 4 gün dinleniyor. Federasyona soruyoruz. Hani her takıma bir dönem böyle geliyor diyor. Ama bakıyorum her takıma bir kere böyle geliyor. Bizim her rakibimiz yani her takıma bir kere gelen döngü bize 6 kere geliyor. 6 kere biz oynuyoruz. Rakiplerimiz bizden bir gün fazla oynuyor. Bir gün fazla dinleniyor. Biz oynuyoruz. Rakibimiz bizden bir gün fazla dinleniyor. Biz pandemi döneminde 3 günde bir maç oynuyoruz. Biz saatin hesabını yapıyoruz teknik adamlar olarak. Saatin. Ya federasyona soruyoruz. Yayıncı kuruluşla beraber yapıyoruz diyor. Yayıncı kuruluşa zaten bir şekilde ulaşamıyorsun. Ama yazı da yazdık kulüp olarak. İnşallah değiştirirler. Çok önemli rakiplerimizle oynayacağız. Önümüzdeki 5 maçımız bizim kümede kalma savaşımızı, bir yönümüzü belirleyecek maçlar. Ankaragücü, Kayseri, Erzurum. Daha sonra oynayacağımız maçlar var. Ama bu maçlarda her biri bizden bir gün fazla dinlenerek maça çıkacak. Rakibimiz bugün bizden maçın sonlarına doğru, tabii ki hamle avantajları da var. Oyuncu kadro kalitesi, derinliği, oyuncu kalitesi olarak çok önemli bir takım. Soktukları oyuncular da etki ediyor. Ama maçın sonlarına doğru o bir günlük az dinlenme ya da fazla dinlenme maçın gidişatına etki ediyor. İnşallah düzeltirler. Biz söylediğim gibi çok önemli bir maç periyoduna gireceğiz. Eşit şartlarda da rakiplerimizle oynatılırsak, aynı gün dinlenip aynı şekilde aynı dinlenmeyle eşit şartlarda maça çıkartılırsak, ben oyuncuların bugün de ellerinden geleni sonuna kadar yaptılar. Önemli bir takım karşısında önemli bir duruş sergilediler. Tekrar ediyorum, eşit şartlarda maça çıkartılırsak bizim takımın bu 5 maçtan yukarıya tutunup bu alttan kurtulacağına inanıyorum. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederim.